Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. 7. sınıf İngilizce videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Supi hocam, what's in the video? Evet sevgili arkadaşlar, daha önce televizyon programlarına giriş yapmıştık. Şimdi de Expressing Opinion About TV Programs bölümünde televizyon programları hakkında ne düşündüğümüzden bahsedeceğiz. Yani onlarla ilgili nasıl düşüncelere sahibiz, onlara vurgu yapacağız. Tabii bunları anlatırken belli başlı adjectives, yani sıfatlar kullanmamız lazım arkadaşlar. Ve bu sıfatların da karşılaştırma hallerinde kullanarak aslında bana göre bu işte televizyon programı diğerinden daha şöyledir gibi cümleler kuracağız. İki sayfalık bir konuşma bu. Arka arkaya devam edecekti. Did you watch the football match last night? Ronaldo scored two fantastic goals. Of course, I didn't. I don't like football matches because I think they are boring. Boring bunlardan bir tanesi. Ne diyor? Dün akşamki futbol maçını izledim. Ronaldo iki tane muhteşem gol attı. Evet. Tabii hayır. Tabii ki izlemedim. Tabii ki izlemedim. Çünkü ben futboldan hoşlanmıyorum, futbol maçlarından. Çünkü onların sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum ya da bence onlar sıkıcı. Come on Lara, they are really exciting and fascinating. Onlar çok heyecan verici ve büyüleyici. I never miss football matches. What do you usually watch? Ben asla futbol maçlarını kaçırmam. Peki sen ne izlersin demiş. I usually watch quiz show because it's both informative and exciting. I learn lots of things when I watch it. Yani ben genellikle diyor bilgi yarışmalarını izliyorum. Çünkü onlar bilgi verici, bilgilendirici. Ve yine heyecan verici. Heyecan verici ya da heyecanlı. Heyecanlı. Ben çok fazla şey öğreniyorum onları izlediğimde diyor. Güzel, büyüleyici. Bu kelimeleri yazalım arkadaşlar çünkü önemli. Büyüleyici, boring de sıkıcı zaten. Evet, devam edelim. Evet. My sister sometimes watches it. Two. Bazen demiş benim kız kardeşim de izler bu quiz şovları. But her favorites are reality shows and talk shows. Ama onun en sevdikleri reality şovlar ve konuşma programları. What do you think about reality shows? Reality şovlar hakkında ne düşünüyorsun diyor. O da diyor ki to me they are nonsense. Nonsense. Nonsense saçma demek. Saçma. Hani gündüz kuşağında vardır ya işte biri birini aldatmış, öbür öbürünü öldürmüş falan, gündüz böyle yarışmacılar katılıyor falan filan. Ondan bir şey. Bence onlar saçma. I agree with you. Tamam, sana katılıyorum diyerek onaylamış. Şey diyebilir miyiz hocam? Hani anlamsız gibi. Hani nonsense. Aynen öyle. Benim için hiçbir anlamı yok. Hiçbir his yaratmıyor bence demeye çalışıyor. Devam edelim. Expressing personal opinion. Kişisel düşüncemizi ifade ederken arkadaşlar. Bir kişi bir konu hakkında birine fikrini sorarken. What do you think about? About? Hakkında. Hakkında demek. What do you think about blah blah blah? Ya da what is your opinion about blah blah? Bir şey hakkında ne düşünüyorsun ya da o konudaki fikrin nedir diye sorarken bu iki soru kalıbından yararlanıyorum. Kişi cevap verirken de cümlenin başına I think. Ne demek I think? Düşünüyorum. Yani bu şöyle düşünüyorum bu konu hakkında. Gibi. Bence veya ben böyle düşünüyorum. Diyebileceği evet. I think'i getirebilir. In my opinion. Benim fikrim. Benim fikrime göre. In my opinion. Fikrim içinde gibi. Fikrimin oldu. İçinde. Güzel. To me. Bence. Bana göre. Ya da according to me. Bu da aynı arkadaşlar. Bana göre demek. Bana göre. İfadelerini getirerek cümlenin devamı. Yani devamında herhangi bir şey söyleyebilir. Bana göre futbol programları sıkıcı. Bana göre çok heyecan verici. Bana göre eğlenceli. Bana göre büyüleyici falan gibi değişik ifadeler kullanabiliriz arkadaşlar. Ama bu kişinin kendi öz düşüncesi olduğu için cümlenin başına I think in my opinion to me veya according to me ifadelerinden bir tanesinin getirilmesi gerekir. Bakalım şimdi cümleye. Evet. Here is a classroom. There's a teacher and three students. Teacher asks a question and says, what do you think about documentaries? Belgeseller hakkında ne düşünüyorsunuz? And three different students have different ideas about documentaries. First one says, I think they are nonsense. Ben onların saçma olduğunu düşünüyorum diyor. To me, they are terrible. Bence onlar korkutucu. Berbat. Berbat. And boring. Sıkıcı. Sıkıcı. Nonsense. Saçma. Saçma diyor. In my opinion they are interesting and educative. Bence benim fikrime göre onlar enteresan ve öğretici. Enteresan yani ilgi çekici ve educative de eğitici demiş arkadaşlar. Yani hepsinin aynı konu hakkında farklı düşüncesi var. Bu yüzden cümlelerin başlarına I think, to me veya in my opinion getirdiklerini bir kere daha dikkat edelim. Evet.
Gelelim şimdi bu film hakkında neler, hangi kelimeleri kullanırmışız, onlar hakkında nasıl yorum yaparmışız onlara bakalım. Hı. Frightening. Korkutucu. Korkutucu. Hı-hı. Amusing veya entertaining. Eğlenceli. Eğlenceli ya da eğlendirici. Eğlendirici. Funny. Yine eğlenceli. Yani komik, eğlenceli, hani şeyler söyleyebiliriz. Interesting. İlginç. Enteresan, yani ilginç. Zaten interesting, enteresan. Yani ilgi, ilgi çekici. İlginç, ne dersen. Exciting. O da heyecan verici. Heyecan verici. Boring. Sıkıcı. Sıkıcı. Terrible. Berbat. Berbat. Nonsense, demin demiştin söyle. Saçma, anlamsız. Yani niye böyle bir program var? Fascinating. Büyüleyici. Büyüleyici veya diğer bir ifadeyle arkadaşlar sürükleyici gibi bir anlamı daha var bunun. Informative, information'dan yola çıkarsak. Öğretici. Bilgilendirici. Bilgilendirici. O zaman information, educative, şimdi onu da söyleyeceğiz. Educative, education da zaten eğitim demek. Eğitici. Eğitici. Yani biri eğitim, biri öğretim gibi mi hocam? Eğitici ve bilgilendirici, bilgi verici. Fark. Yani öğretici, evet öğretici de diyebiliriz aslında buna. Unbearable. Şimdi bear, katlanmak, dayanmak demek. Aynı zamanda ayı demek. Unbearable, katlanılmaz, dayanılmaz, çekilmez. Katlanılmaz, çekilmez gibi bir anlam var. Katlanılmaz. Evet. 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 Şimdi gelelim arkadaşlar bu sıfatlarla bu film türleri arasında nasıl kıyaslama yaparız? Biliyorsunuz ki one syllable, tek heceli. Two or more syllables ise arkadaşlar iki veya daha çok heceli. Sıfatlardı. Şimdi gördüğümüz üzere funny, old ve new. Kısa fiiller, kısa sıfatlar düzeltiyorum. Genellikle içerisinde bir tane sesli harf var. Genelde diyorum her zaman değil, birden fazla sesli harflerin olduğu şeyler de olabilir, durumlar da olabilir. Ben bunlara kısa sıfatlar da diyebilirim. Bunlara uzun sıfatlar da diyebilirim. Baktığım zaman 5 harfli, 3 harfli, 4 harfli. Kısa. Genelde o şekilde kısalıyor. Ama interesting. Uzun. Uzun. Exciting. Uzun. Boring. Zaten sonu ing ile biten bütün sıfatlar uzun olarak kabul ediyor arkadaşlar. Ben bunlara daha anlamı yüklemek için kısa sıfatların sonuna er getiriyordum. Uzun sıfatların başına ise more getiriyordum arkadaşlar. Bunları daha önceki derslerimizde görmüştük. Mesela cartoons are funnier than talk shows. Çizgi filmler talk show'lardan daha eğlenceli derken funnier yapıyorum. Ya da atıyorum belgeseller işte bilgi yarışmalarından daha şeydir. Heyecan vericidir diyecek olsaydım. More. I think documentaries are more exciting than quiz show diyebilirdim. Shows. Yani burada sıfatın uzun sıfatların önüne more getirerek veya kısa sıfatların sonuna er getirerek ben sıfatlara daha anlamı yüklemiş oluyorum. Öğrencilere bir kere daha hatırlatmak istedik. Şimdi örneklerimize bakalım. Okur musun lütfen? I think sitcoms are funnier than talk shows. Ne demiş? Sitcomların talk show'lardan daha eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Ya da bence öyleler gibi bir şey kurmuş. Evet. In my opinion. Benim fikrimce. Bence haberler discussion, tartışma programlarından daha bilgilendirici. Daha bilgilendirici diyebiliriz. Gerçi bu son zamanlarda insanın haber izlesi gelmiyor ama maalesef. Güzel günleri de görürüz. Onu. İnşallah diyelim. Şimdi. Burada demin I think diyorduk ya. Şimdi burada da Sude thinks, Ömer thinks diyeceğiz. Yani Bekir thinks diyeceğiz. Herkesin kendi düşüncesine bahsedeceğiz. Hadi bakalım. Let's talk about Sude first. Evet. Şimdi o zaman nasıl başlamalıyız? Kıyaslama istediğin gibi yapabilirsin. Yani bu şunun onda birinden daha şöyle olduğunu düşünüyor gibi cümleler kurabiliriz. Sude thinks diyebilir miyiz? Sude thinks tabii ki. Sude thinks. Sports programs are more boring. More boring than soap operas. Soap operas, güzel. Sude'ye göre ya da Sude böyle düşünüyor. Sude spor programs yazmışım kısaca. Şeyden pembe dizilerden daha sıkıcı olduğunu düşünüyor. Güzel. Devam edelim. What about Ömer? Evet. Ömer thinks. Evet. Quiz shows. Are. More educative. Educative. Than talk shows. Ne oldu şimdi bu cümlenin anlamı? Ömer'e göre bilgi yarışmaları talk show'lardan daha bilgilendirici. Daha bilgilendirici. Geldim üçüncüsüne. Evet. Şimdi burada Bekir thinks demeyelim de. Demin kullanmıştık ya. His opinion diyebilir miyiz? Olabilirdi. According to Bekir diyelim. Bekir'e göre.
According to Bekir, direkt cümle sitcoms. Sitcoms are more entertaining. More entertaining than discussions. Discussions ya da discussion programs. Discussion programs. İkisi de olabilir de. Ne diyor burada? Burada diyor ki Bekir'e göre yine sitcomlar... Yani durum komedileri. Durum komedileri tartışma programlarından daha eğlenceli. Tabii ki daha eğlenceli. Doğal olarak daha evet. eğlenceli. Güzel. Evet. Şimdi compare the TV programs below. Aşağıdakileri de senin kendi düşüncene göre istersen bunları kıyaslayalım. Cartoon ve war film. Fascinating. Büyüleyici, sürükleyici olan sence hangisi? Büyüleyici olan tabii ki war films. Evet. O zaman I think. Bak I think'ten başka bir şey kullanalım istersen. Neydi onlar? Ne var? Neler var? In my opinion. In my opinion. Bunu uzun zamandır kullanmamıştık. Hı-hı. In my opinion. Hatta hiç kullanmadık. Örnekten başka. Evet. War films. War films. Are. More fascinating. More fascinating. Fascinating. Than cartoons. Cartoons. Güzel. Evet. Bir tane daha kullanalım. Başka bir şey kullanalım. Ne vardı başka? Evet başka. Bu fikri belirtmek için. Evet. Neler vardı? According to me diyebiliriz. According to me diyebiliriz tabii ki. According to me, bana göre ne var burada? Exciting, heyecan verici. Sence hangisi daha heyecan verici? Bence documentaries. Çünkü sana göre zaten soruyoruz. Evet. Documentaries are exciting. More exciting than football matches. Football matches. Diyerek Mehveş'in de fikirlerini bu şekilde almış oluyoruz. Gelelim buraya şimdi. Olumlu, olumsuz ifadeler var. Şunu diyeceğiz ki George şunu seviyor ya da herhangi birini kurabiliriz bu arada. George bunu seviyor çünkü onların şöyle olduğunu düşünüyor diyeceğiz. Sevip sevmediklerinden bahsedeceğiz. Burada win $1 million. I think here is an talk show. The talk show, evet. And this is a commercial. Commercial reklam. Ne yapıyor? Cam sileceğinin reklamını yapıyor gibi. Düşünebilirsin. Evet. Evet. O halde nasıl diyoruz? George... Seviyor veya sevmiyor diyelim. George likes veya loves. George likes. George likes quiz. Evet, quiz shows. Quiz shows. Because. Çünkü onların şöyle olduğunu düşünüyor. Çünkü öyle düşünüyor diyeceğiz ya. Because according to him. Because according to him, süpersin ya. They are educative. They are educative. Şahane. Evet, çünkü ona göre onlar bilgilendirici. Evet. Mükemmel, eğitici. Başka bir herhangi bir cümle kurabilirsin. Mesela Michael ya da evet orada. Sevmesin değil mi? Sevmesin. Belgeselleri mesela ben annoying'i unuttum o yüzden onunla cümle kuracağım. Annoying rahatsız edici. Rahatsız bunu yazmamışız. Etti. Pardon bunu yazmamışız demin arkadaşlar. Hı-hı. Deminki kelime arasında yoktu. Bazen biliyorsunuz dizinin en heyecanlı yerinde kesiyorlar. Bir 15 dakika üzerine diyorlar ki sonra 5 dakikadan geri sayıyorlar. Artık ciddi anlamda rahatsız edici. O zaman evet. Şunu kurar mısın? Michael hates commercials because in his opinion mükemmelsin they are annoying mükemmel yani Mehveş açtın kendini ya evet hocam gerçekten Michael ne yapıyor? Nefret ediyor reklamlardan. Reklamlardan nefret ediyor. Çünkü onun fikrine göre, onun düşüncesine evet. göre, in his opinion, according to him, bunları çok güzel kullandın. Onlar rahatsız edici. Herkes öyle düşünüyor sanırım. Evet. Başka bir örnek cümle kurabilirsin. Siz de kullanabilirsin. O halde yine Michael'dan gidelim. Michael loves. Talk shows. Talk shows. Because. Düşünüyor diyelim artık. Because. Direkt to you kullanacaktım hocam. Mesela to him olur. Onu mu? En son atarız genelde. Tamam. Because they are entertaining to him mi demeliyiz. Aynen öyle. Entertaining to him yani ona göre to him onca. Veya for him diyebiliriz burada. İkisini de bitirebiliriz. Onun için ona göre diyebiliriz. Hı-hı. Güzel. Ve bir tane de George'la alakalı yine kuralım bir bitirelim. Yine o halde George'la. George o zaman don't like mı demeliyiz hocam? Doesn't like. Ya, çünkü başkasından like. Bahsediyoruz doğru, değil mi? Bahsediyor. Doesn't like. Doesn't like commercials. Commercials. Because. Düşünüyor diyelim artık. He thinks. He thinks.
They are boring. They are boring. Evet, he thinks, evet doğru. Değil mi? I think bence, he thinks ona göre, o öyle düşünüyor, she thinks o öyle düşünüyor gibi cümlelerde kurabiliriz. Şu kendi düşüncesini ifade ettikleri bölümleri ayrıca bir yuvarlak içine alalım ki bir kere daha vurgulamış olalım. Şimdi Arda isimli bir arkadaşımız var burada. Diyor ki I watched a documentary about space and solar system and learned lots of interesting things. Evet. Ben uzay ve güneş sistemiyle alakalı bir belgesel izledim ve bir sürü şeyi öğrendim demiş. It was really fascinating. Büyüleyiciydi. Then I watched a western film but it was terrible. Sonrasında bir tane cowboy filmi yani vahşi batı filmi izledim ama berbattı. I was so bored that o kadar çok sıkıldım ki I couldn't watch till the end. Sona kadar izleyemedim and changed the channel ve kanalı değiştirdim demiş. Evet. Peki bir sonrakinde senden okumanı rica edeceğim. Tamam. Eylül. Evet, Eylül. Yesterday was my off day so I was at home all day. I watched some programs and listened to music while doing housework. It was really entertaining. Most people watch reality shows during the day, but I don't. I think they are nonsense and boring. I don't know why people watch them. Evet. Ne demiş? Diyor ki hocam, yesterday, dün benim off günümdü yani boş günümdü. Boş günümdü, boş çalışmadım günümdü. Yani evet. Ve bütün gün evdeydim. Bazı programlar izledim ve müzik dinledim ev işlerini yaparken. Ve bu gerçekten çok eğlenceliydi. Tamam, müzik açarsın böyle bir taraftan dans edip bir taraftan. Evet. Bazı insanlar... Çoğu insanlar. Pardon, evet doğru. Çoğu insan reality show izler bütün gün. Gün boyunca. During the day. Ama ben yapmıyorum bunu. Çünkü ben onları saçma ve sıkıcı buluyorum. Evet. İnsanların bunu neden izlediğini de bilmiyorum. Güzel, oturuyor televizyonun karşısına. Bu bana böyle demişti, o benim saatimi öldürmüştü, komşu ona bakmıştı falan filan gibi muhabbetler var arkadaşlar. Bu hakikaten insanları neye izliyor bilmiyorum. Ben de hiç anlam veremiyorum ama. Arda didn't like... Burada şimdi başlığıyla sonlarını eşleştireceğiz. Evet. Arda didn't like the western film. Evet, o Arda western yani cowboy filmlerini sevmez. Sevmedi, o filmi sevmedi. Sevmedi. Çünkü sıkıcı buluyordu çünkü o zaman. Because it was boring. It was boring, bir de. Evet. One is D. Eylül was at home yesterday. Evet, Eylül dün bütün gün evdeydi. Yani dün evdeydi. Because she was off. Because she was off. De. Yardımcı olayım şöyle iki tanesini çizeyim. Tamam. She listened to music. Evet, o müzik dinliyor. Listened. Bak bunların sonunda E'de olması geçmiş zaman. Dinledi. Evet, doğru hocam. O müzik dinledi. Ne zaman? While doing homework. While doing homework. Aslında burada düzeltelim arkadaşlar. Bunu housework olması housework lazım. Evet, homework ev ödevi yapmak demek arkadaşlar. Housework ise ev işi yapmak demek. Bu benim hatam. Özür dilerim hepinizden. Lütfen beni affedin. Evet, devam edelim. Evet. She doesn't understand people. O kimseyi, o insanları anlamıyor. Eylül'den bahsediyor. Hangi insanları? Reality show izleyen insanları. That watch reality shows. That watch reality shows. Evet. Arda thinks that... Arda düşünüyor ki, Arda'nın düşüncesine göre... Documentaries are fascinating. Belgeseller büyüleyicidir. Güzel. Ne demişti? Uzay ve gökyüzüyle alakalı, güneş sistemiyle alakalı bir şey izledim. Wow, muhteşem demişti. Demek, evet. Demek ki belgeselleri eğlenceli buluyor. Evet. Şimdi true false'a devam edelim. Arda thinks documentaries are more fascinating than western films. Evet, Arda'nın düşüncesine göre evet. Belgeseller... Çok büyüleyici. More. Şeyden, daha büyüleyici. Neyden? Cowboy filmlerinden. Ki bu konuda doğru. True. Devam edelim. According to Arda. Arda'nın fikrine göre yine. Western films are entertaining. Cowboy filmleri eğlenceli. Bu false. Çünkü ne yapmıştı? Yok. Sıkıcı bulmuştu değil mi? Şöyle evet. Yapalım. Evet. For Arda. Arda için western films are more boring than documentaries. Cowboy filmleri belgesellerden daha sıkıcı diyor. Doğru. True. Doğru. Böyle şöyle yapalım. True. Evet, nasıl kalemleri kullanıyor? Evet, gerçekten harika. Enteresan. Devam edelim. Eylül thinks music programs are more amazing than... Amusing, evet. Amusing, bunu unutmayalım. Eylül'ün düşüncesine göre müzik programları daha eğlenceli reality show'lardan diyor ki evet, doğru. True. Kınıyordu çünkü reality show izleyenleri. In her opinion, yine Eylül'den bahsediyor. Onun fikrine göre reality show'lar saçma. Evet, true. True. Yine. Eylül has negative opinion about reality show. Eylül'ün negatif fikirleri var, olumsuz fikirleri var reality show'lar hakkında. Evet, doğru. Bu da true. Neredeyse hepsi true olan bir etkinlik varmış evet. Arkadaşlar karşımızda. Devam edelim.
Konuşma uygun şekilde tamamlayan ifade hangisidir? What do you think about serials? I think they are fascinating and exciting. I don't agree with you. I agree with you, sana katılıyorum. I don't agree with you veya I disagree with you, sana katılmıyorum demek. Ne demek istemiş burada? Seriler, yani diziler hakkında ne düşünüyorsun? Ben onların büyüleyici ve heyecan verici olduğunu düşünüyorum. Ama ben diyor sana katılmıyorum. O zaman nasıl tamamlamış olabilir? Demek ki onun... Because değil de hani ben sana katılmıyorum... bana göre şöyle diyecekler. Göre. Demek ki artık onun fikrine zıt bir şey söyleyecek. I think they are interesting. Onların ilginç olduğunu düşünüyorum diyemez. Diyemez çünkü aynı minvalde olumlu bir şey söylemiş olmaması lazım. Evet. In my opinion they are nonsense. Benim fikrime göre onlar saçma. Nonsense diyor. Evet. Sanırım aslında bunu demiş olabilir. To me they are amusing. Bence onlar eğlenceli diyor. Hayır. Bence onlar bilgi verici diyor. Sanmıyorum. Evet. Hayır. Yani burada arkadaşlar onu yeren, onu övmeyen, ona tam tersi bir şey söylemesi lazım arkadaşlar. Bu da B şıkkında var diyoruz. Evet. Gelelim şimdi son sorumuza. Seda is a housewife. She watches different TV programs at different times of the day. For example, she watches cookery and health programs in the morning. She thinks they are educative and informative. She never misses reality shows and marriage programs in the afternoon. She thinks they are exciting and amusing. In the evening she watches series. According to her they are fascinating. Hı hı. Ne demiş bakalım burada? Seda bir ev kadını, ev hanımı, evde yani. She watches different TV. O farklı televizyon programları izliyor günün farklı saatlerinde, farklı zamanlarında. Evet. Örneğin yemek programları ve sağlık programları izliyor sabahları. Sabahları, güzel. O şöyle, bunların bilgilendirici ve eğitici olduğunu düşünüyor. Ve asla reality show'ları ve evlilik programlarını kaçırmıyor. Artık şükür evlilik programları kaldırıldı yayından, evet, değil mi? Çok şükür. Bu öğle saatlerinde de bu programları kaçırmıyormuş. Bu kişi, yani Seda şöyle düşünüyor. Bu çok heyecan verici ve eğlenceli diye düşünüyor. Güzel. Akşamları da dizi izliyor. Onun düşüncesine göre bunlar çok heyecan verici. Sürükleyici, büyüleyici demiş. Güzel. Hangisinin cevabı yoktur diyor yok, parçalar. Evet. What does she think about marriage programs? Onun evlilik programı hakkındaki düşünceleri nelerdir diyor ki bunun cevabı var. Ne olduğunu heyecan verici, heyecan eğlenceli olduğunu düşünüyordu. What time is the reality show on? Reality show on, hangi saatlerde reality show? On burada gösterimde anlamına geliyor. Hangi saatlerde gösterimde reality show? Onda evet. Saat var afternoon mıydı? Diyor. Evet. Aslında. Saat var mıydı? Saat yok. Saat yok. Günün belli bölümü var ama saat yok. Muhtemelen evet. Budur. Bunu birazcık bekletelim. Tamam. Which programs does she watch in the morning? O sabahları hangi programları izliyor? Bunun cevabı var mıydı? Vardı. Vardı. Evet. What is her opinion about series? Onun diziler hakkındaki fikri nedir diyor ki bu da son cümle zaten belirtilmişti. Ama arkadaşlar saat belirtilmemişti. Ha. Dolayısıyla arkadaşlar saat yok. When olsaydı ne zaman olsaydı sabahleyin öğlenliğin akşam olabilirdi ama what time olduğu zaman saat Hadi. İfade etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla B şıkkının cevabı bu metinde yok diyoruz ve bu son soruyla İnsanların filmler, televizyon programları hakkındaki düşüncelerini hangi kelimelerle ifade edebileceklerini bir kere daha öğrenmiş, bir kere daha üzerinden geçmiş oluyoruz diyoruz. Arkadaşlar yepyeni videolarda buluşmak üzere, görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı, like atmayı, arkadaşlarınızı davet etmeyi ve biz arkadaşlar destek olmayı unutmayın diyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.